ediyoruz. İkinci aya geldiğimiz zaman dişi erkeklerle kayıtlıyoruz. Yani kurbana kadar bakalım, sonra ayıralım derseniz dişi hayvanların damızın değerini bitirmiş olursunuz. Evin arkasında burası, dişiler erkeklerin bakımı tamamen farklıdır. Küçük başlarda, iki altı aylık arası dişilerle sınırlı kuzu büyüteyim veriyoruz, sınırsız kaliteli kuruluk veriyoruz. Çünkü hayvanı pilot aldırmamamız gerekiyor. Fakat eğer kurbanlık için bakıyorsan, kuruluğu sınırlı vereceğiz, sınırsız büyümeye yöneleceğiz diye hayvan kilo alsın, yaralansın ve ekonomik değere kavuşsun. Bir vatandaşımda Ayvacık'ta yapılan büyük bir işletmeye gittim. Çok ciddi kuzu oğlak ürünleri vardı. Özgürlüğe döndüler fakat hiçbir şekilde hastalık ilgili dönüşler olmadı. İşletme kendim ziyaret ettim ve işletmenin alt taraflarından bir parmak gibi aralık vardı. Metalle çekilmişler. Bu adamın kanı oluyordu. Bu mikro cerrah dediğimiz cerrahlar çok ciddi yaklaşık 100'e kadar 100 civarında bir yavru atmasına sebebiyetlerdi. Çünkü hayvan o esintiden kendi vücudunu ısıtırmaya çalışıyor yedirgenle ve yavruya yeterli besin aktarılmadığı için yavrulara atıyor. Yavru aşamalardan duyan işletmenin kanlarına hiçbir cerrah olmaması gerekiyor. Cerrahlar bana basit bir yapan bahsettiğim gibi hiç çok yüksek masraflardan bahsetmiyorum. Havada bir perde olacak, hayvanların hizası olmayacak ve canlar hep yukarıya doğru, çatıya doğru bir hava gibi olacak. Eğer hususlardan bir tanesi yine iki en fazla iki çuval şampiyon ilaçlar. Nerede ayakları bulaşmış bir hastalığı işitme eklemesi önlemek için yapacağımız en basit bir havuz. Kenara bir delik açabilirsiniz. Bu deliğe bir tabi ödesin. Ağzını suyu değiştirmek için. Hepiniz de göztaşı olduğunu biliyorum. Yani kullanıyorsunuz. İçerisine göztaşı atacaksınız. Bakır sütat vardır. Bakır sütat. Hayvan hastalığının ayakları tedavisi için kullanılır. Daha üstü yapım işletmeye girecek ve nerede daha yeni ayağına tutulmuş hastalıkları işletmenize sormamış olacaksınız ve aynı zamanda tırnak kararını sağlamış olacaksınız. Hayvanın midesiyle ilgili yaptığınız yanlış besinlerde iki yere vurur. Diğer midenin içinde bir hasar oluşturur. Hayvan histaminlerimiz bir madde üretecek. Bunun iki vücuda dönen iki yer var. Birisi ayak, birisi meme. Bu iki damarı daraltır, yeter besin o bölgeye gitmez ve o bölgeye direnci azalır. O zaman bunun oluştuğu üzere bir şey ve ayak hastalıkları ortaya çıkar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Biz ilk günlüğü olarak ve içe kültürümüzle birlikte 7-24'ten ne zaman isterseniz, hangi konuda arzu ederseniz bu konuda eğitim vermeye hazırız. Bu bir özetidir. Bu özetin çok önemli detayları var. Hayvan seçimi, hayvan bakımı, hayvan beslemesi, hayvan hastalıkları, yan bitkileri gibi. Hangisini arzu ederseniz bize anlatmaya hazırız. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Erdem Bey'e teşekkür ediyoruz. Bu akşamın üçüncü ve son sunumunu yapmak üzere, tırnağı ve yetiştirmişliğini anlatmak üzere silahat mühendisi Montan Can'ı davet ediyoruz. Teşekkür ediyorum. Sayın Profesör, değerli çiftçilerimiz, ben de hepinize hoş geldiniz diyorum. Saygı ve selamlıyorum hepinize. Sunumum yaklaşık 10 dakika sürecektir. Biraz sabır rica ediyorum. Anlatacağım bilgiler kısa, öz ve rusuyu niyetinde. Ayrıca sorulacak sorularda karşınıza çıkacağı için dikkatle dinlemenizi tavsiye ediyorum. Son yıllarda elimizde ilişki ve popülaritesi o kadar çok fazla arttı ki neredeyse bilmeyen yok fakat ufak tefek hatalar yapıyor üreticilerimiz üretim esnasında. Ben giriş gelişme sonuç şeklinde devam eden yetiştiriciliğini size kısa ve öz bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Bazılarımızın tırnak olarak bildiği çok fazla bir şekilde isimlendiriliyor bölgelere göre. Bazılarımızın göre Reygras asıl ismini alan süt üretimi ve bu yılda et üretimi arttığı için süt otu. Çiftçilerimizin çoğu süt otu olarak nitelendiriyor. Ve bundan birkaç yıl önceye kadar da karamba olarak nitelendirilen ama gerçek adı hepimizin bildiği gibi çoğumuz biliyorsunuz İtalyan çini olan aslında çok farklı bir ot değil. Farklı isimlerden dolayı biraz yanılıyoruz. Bitkimiz soruları da
yaptı. O nedenle Çanakkale'nin soğuk iklimine sahip olan bölgelerinde de sıcak iklimine sahip olan bölgelerinde de yetişirken bu nedenle her geçen gün üretim artışı olan bir bitki 6-7 derecede canlanmaya başlıyor ve 20-25 derecede gelişiyor. 30 derecenin üzerinde de yaklaşık olarak Mayıs ayının sonunda gelişimi yavaş yavaş duruyor ki bu da bizim üretilmesi bitmeye başladığı dönemler reyders için. Fakat sularsak, sulamaya devam edersek üretim de devam ediyor. Toprak pH 6-7 demişiz ki bu genellikle tüm tane bitkilerinde, tüm bitkilerde istenen 6-7 pH durumudur. Tuzluğa karşı da toleranslıdır. Bu da genel anlamda üreticiliğin artmasına sebep olur. Seçici değil bu arada baktığımızda. Evet, devam ediyoruz. Toprak isteklerine az önce de bahsetmiştim. Verimli toprakları, drenajı iyi ve organik maddece zengin toprakları seviyor. Burada önemli noktalardan biri nemli topraklarda çok iyi yetişir fakat fazla sularsanız özellikle erken dönemlerde nemi koruya giderken fazla sularsanız bitkimiz bundan çok etkileniyor. Şimdi giriş kısmımızda toprak hazırlığını nasıl yapıyoruz? Ekim öncesi toprak çok iyi işlenmeli. Resimde gördüğünüz gibi. Ekimden önce ve sonra merdane çekilmeli. Bu üstlerden bir tanesi. Birçok üretici üstüne merdane çekiyor. Fakat altına merdane çekmiyor. Formlarımız ince olduğu için derinlere bazı üreticilerimizin bana tabir ettiği gibi çay bardağı derinliğini geçmiyor diyor. Çay bardağı derinliğine inen pirinova bitkisinin çıkmasını beklemeyin. Bu nedenle tohumun derinlere kaçmaması için burada gördüğünüz sunumdaki en önemli püflerden biridir. Altına ve üstüne mutlaka merdane çekeceksiniz. Toprak tesviyesi de çok iyi sağlanmalı. Tezek oluşmamalı. Yumurta büyüklüğüne geçmemeli. Topraktaki tanecik yapısı. Şimdi daha önce Karacaoğlan düşünmüştüm oradan kalmış ama dedik ya elimizin birçok bölgesinde yetiştirmiyor diye. Bunun sebebi de Eylül ayından Kasım ayına kadar soğuk kaybolumundan dolayı Eylül ayından Kasım ayına kadar eğildiği takdirde soğuk şartlara dayanıyor. Bu da bize uzun bir ekim periyodu sağlıyor. Mirsa'da da ekeceksiniz 4 kilogram. Eğer elle ekmeyi düşünüyorsanız 5-6 kilogram. Biz milli kurulu olarak yaptığımız projelerde genellikle çiftçilerimize 4 kilogram biraz riskli olabilir diye 5-6 kilogram üzerinden bu adım yapıyoruz. Ekim derinliği de az önceki slaytlarınızı hatırlarsanız 1,5-2 saattir çok hassas bir ekim derinliğine sahip. Gübreleme bu gördüğünüz fotoğraf, ben hiçbirinin fotoğraflarını internetten seçmem. Bunların hepsi Çanakkale'mizden seçilmiş fotoğraflardır. Bu gördüğünüz Ezine'den bir fotoğraf. Ezine'de yapmış olduğumuz bir çalışmada gübreleme esnasında çektiğimiz bir fotoğraf. Arkadaşlar ekimden önce tamamen 15 kilogram 20 yıl kullanıyoruz. İlk çıkıştan buraya dikkatli dinleyebilir miyiz? İlk çıkıştan 15 gün sonra eğer bunu öğretmek istiyorsak gübre vermek zorundayız. Gübreyi de bilimsel teknik yöntemler vermek zorundayız. İlk çıkıştan 15 gün sonra 20 kilogram şeker amonyum nitrat gübresi veriyoruz. Ve bunu takiben de her biçim sonrası 15-20 kilogram şeker gübresi vermeye devam ediyoruz. Gübrelemeden sonra 10 gün ortaklığı ön biçim yapılmaz. Bu da tüplerden bir tanesi. Gübreleme ve ortaklığından sonra yaptığımız biçim bitkiyi zarara uğratır. Sulama bunun canlıları. Ekimden itibaren nemi korumak için ilk 2-3 hafta az ve sık sık sulama. Çok fazla ve yoğun sulama bitkiye öldürüyor. Çünkü bu bitkinin şöyle özelliği var. Büyümesine oldukça kaygısı toplayabiliyor. Bu nedenle de fazla suratımızda bitkimiz ölüyor. Sık sık sulama yapacağız. Yağmur yağmayan dönemde yaz sıcaklarında her biçimden soğuk sulama yapabiliriz. Ama yine hatırlarsınız 30 derecenin üstünde gelişim yavaşlıyordu. Bu tarihten sonra 2. yıla bitkimiz devam edebilir fakat sulamaya devam edersek. Affedersiniz. Her sulama için 10 tepusu miktarı 30 ton. Bu oldukça iyi bir rakam. Biçim ortamına geldik. Önce neden bahsettik? Bu bitkinin popülaritesinden, daha sonra bu bitkinin nasıl isimlendirildiğinden, toprak hazırlığından, tohum miktarından, sulamadan,
Ve şimdi geldik hasadımızı yapmaya, biçim ortamına. Bu bitkimiz öyle bir şeydir ki ortak niyetine diyebileceğimiz bir bitkidir. Çünkü bu bitkiyi hayvanlarına ortamak üzere, buraya salabilirsiniz. Biçim balya yapıp kış hazırlığı yapabilirsiniz. Tarzı tüketim olarak örnek koyabilirsiniz. Silaj yapabilirsiniz. Her türlü değerlendirebileceğiniz bu olsun. Ve kanaatler bir bitki, o nedenle gördüğünüzde yaygınlığı fazla. Ortalama periyodumuz 2-3 günde bir, eğer kendimize hem alışıyorsak 2-3 günde bir alanımızı bölerek ortalatabiliriz. Biçeceksek maksimum yükseklerimiz 6 santim, 6 santimin altına inmeyeceğiz. Ortalama kaynaklarımızı yitireceksek de 8 santimin altına inmeyeceğiz. Bunun kabaca tahmini şu 4 parmak hesabı. Yatay 4 parmak hesabı dediğimiz hesapla gidip santimle ölçecek değilsiniz. Bunun altına ortaklıyorsunuz ve içiyorsunuz. Peki şunu derseniz ben kaç santimle içmeye başlayacağım? O da bir üstünde var. 2018'de 30-40 santimin altında yapmıyoruz ve 130 santim olduğunda da biçim yüksekliğinin üst düzeyine gelmiş durumdadır. Bundan sonra biçim diyoruz. Yılda bizim elimizde kaç biçim olabilir sayın çiftçilerimiz? 1'den başlayarak 3'e kadar çıkıyor, maksimum 5 olabiliyor, ortalama 3 biçim alabilirsiniz. Ama bölgemizde 3 biçim rahat alabiliriz diyoruz. Ve 500-600 kilogram ot verimi, dekar 15 tona kadar çıkabiliyor verimimiz yeşil olarak. Ortalama da 6-8 ton yeşil ot verimi alabiliyoruz. Gördüğünüz gibi bu fotoğrafımız nereden olabilir sizce? Tabii ki çantadan, Kavgızı Gül'den protokoldaki arkadaşımız bildi, tebrik ediyorum. Bunu ben Kavgızı Gül'den çektim. Gördüğünüz gibi bu aramızdan biri bir üreticimiz. Bey boyunda bu daha da fazla büyüyebilir. Hayranlarımız için şunu söyleyeceğim. Kaba yem üretmek zorundayız. Kendi üretimizi kendimiz yapmak zorundayız. Kâmi çiftçiliği, kâmi tarımın, kâmi bir hayvancılığın bence var harfi budur. Şimdi avantajlarını görüyoruz. Sonuç diyelim. Yüksek birimleri bitki, lezzetli hayvanların öncelikle tercih ettiği şekerli hurdalı bitki, sindirimi çok kolay, kuru ot, silaj, taze tüketime yayılma uygun. Süt üretiminde bu sizi ilgilendiriyor. %20'lere varan bir süt artışı, yem maliyetleri önemli bir azalma sağlıyor. Besinde kondisyon düşüklüğüne yol açmıyor. Dön tutma, tırnak, ayak sağlığı, hastalık istediğimiz meme hitabı bu konularda doğrulu gelişmeler olduğu bilimsel olarak gözlenmiş. Bu da Esin Eşan Köy'den bir fotoğraf. Hayvanlar oldukça keyifli bir şekilde atıyorlar. Bu da Merkez Terziler'den geçen sene bulunduğumuz bir demonstrasyon ve tarzını yaptığımız bir demonstrasyon. Gördüğünüz gibi yengeçli üreticilerin bir kere ekipten sorunuyla bırakamıyorlar. Bu da Merkez Çim Parti'nden ektiğimiz bir alan. Burada da üreticimiz çok memnundu. Evet, ben sonuç inekler onda düğümden süte doysun diyorum. Sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ama sözlerimde son vermeden önce son sözlerimde şunu söylemek istiyorum. Çok sağ olun. İyi bir organizasyon. Sizi hepiniz buraya toplamışlar. Dinlediniz bizi. Biz ancak şunu söylüyoruz. 3 kişi de olsa, 5 kişi de olsa, 1 kişi de olsa çağırın gelelim. Sizin hizmetinizde izliyoruz. Bir başka toplantıda buluşmak üzere. Çok teşekkürler. İyi akşamlar.